Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Yeni bir videoda sizlerle beraber mutlu olmak bizim için şereftir. Kıymetli kardeşlerim, sizlerden gelen sorulardan bir tanesi rüyada fare görmek. Evet. Her ne kadar kötü düşünsek de aslında Allah'ın yarattığı bir mahlukattır. O yüzden kıymetli kardeşlerim, genelde rüyalarında fare gören birçok kardeşimizden mesaj aldım. Bununla alakalı bir video içeriği hazırlayalım dedik. Genelde sorularımız şu: rüyada küçük fare görmek demiş, rüyada büyük fare görmek, rüyada fareyi zehirlemek, rüyada evde fare görmek demiş ve rüyada fare beslemek. Ana kriterlerdeki kelimeler bunlar. Genelde gelen sorular. Bunlarla ilgili şöyle bir şey diyeceğiz. Rüyada küçük fare görmek. Buna genellikle fındık faresi derler, biliyorsunuz. Dolaşırlar evin içerisinde, kestane büyüklüğünde veya fındık kadar veya işte bir ceviz kadar olabiliyor bazen. Rüyada evin içerisinde küçük bir farenin dolaştığını görürsek, hiç ummadığımız bir anda hızlı bir şekilde müjde verici bir habere ulaşabileceğimizi işaret eder. Her ne kadar kendi yaşamımızın içerisinde fareyi istemesek de demek ki fare görmek hızlı bir müjdenin haberini gösterir. En azından evimize girmesini istemiyorsak kardeşlerim, bari bırakın rüyalarımıza girsin. Bakın, rüyalarda Cenab-ı Allah uyarır, ikaz eder, müjde verir ve bazen şeytani rüyalar vardır. Bunlar da genelde olur. Ama en çok görülen rüyalar uyarıcı ve müjdeci rüyaları çok yorumladım. O yüzden küçük fare görmek müjdeci rüyalar sınıfına giriyor kardeşlerim. Evin içerisinde küçük fare ile evde küçük fareyi kovalamak diyelim. Mesela arıyorsunuz, kovalamaya çalışıyorsunuz. Onu atmaya çalışıyorsunuz. Evet, size gelmiş olan müjde verici haberi çevrenizle paylaşacağınıza ama çevrenizde sizi çekemeyen bir takım kişilerin var olduğunu işaret eder. Kıymetli dostlarım, rüyada büyük fare görmek. Bakın, rüya burada uyarıcıya girdi. Uyarıcı noktası şu: çok dikkatli olmanız gerekiyor. Büyük fare görmek, hele ki evin içerisinde gördünüz bunu, evinize dışarıdan gelecek olan bir takım insanların, bir takım misafirlerin var olabileceğini ve bu fare ne olursa olsun ya sizin ağzınızdan bir laf almaya gelecektir ya da sizin dışarıdan getirmiş olduğu bir dedikoduyu, bir haberi size ulaştıracaktır. Burada sıkıntılı bir durum olabilir. Bunun için evinize girecek olan, çıkacak olan bir takım arkadaşınız, dostunuz, akrabanız vesaire, bunlara çok dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Çünkü büyük fare tehlikeyi arz eder. Eğer sizi istemeye gelecek olan birileri varsa, evimizde bekar biri var diyelim, sizi istemeye gelecek veya kardeşinizi istemeye gelecek veya ablanızı istemeye gelecek birileri varsa, kardeşlerim, evinizde eğer böyle bir fare görürseniz rüyada çok dikkat ediniz. Çünkü aranızı bozmaya çalışacak birileri hulasa olabilir. Onun için sır verme, ser ver demişler. Onun için kimseye bu haftalarda, bu aylarda lütfen sırlarınızı vermeyiniz. Değerli kardeşlerim, rüyada fareyi zehirlemek. Evet, rüyada fareyi zehirlemek şunu gösterir: çok dikkat etmemiz gerekir. Küçük bir fareyi zehirlediğimizi görürsek, bize gelecek olan müjde verici haber vardır. Ama burada kendi kendimize, hani gelin güvey olma meselesi var. Kendi kendimize işte bu gelecek olan müjde verici haberle ona göre kendimizi hazırladığımıza ama bu haberin biraz daha geç geleceğini işaret eder. Yine aynı keza rüyada büyük bir fareyi zehirlediğinizi görürseniz, hakkınızda eğer bir dedikodu çıkmışsa, birileri bir laf, bir söz, bir şeyler söylemişse, bu da kardeşlerim o lafın çürüyeceğini ve o yapılan dedikodunun boşa gideceğini gösterir. Değerli kardeşlerim, rüyada birçok fare zehirlemek, eğer bunlar küçükse bir düğün ortamına gireceğinize ve bu düğün ortamında kendi kendinize bir takım ufak tefek sıkıntıları dert edeceğinizi işaret eder. Sevgili kardeşlerim, küçük fareyi yine diyorum tekrarında, eğer kendi iş yerinizde zehirlediğinizi görürseniz
veya kendi evinizin oturma odasında zehirlediğinizi görürseniz, çünkü burada detay vereceğim size, bu da elinize geçecek olan bir fırsatın var olduğuna, bu fırsatı kendi elinizle iteceğinizi gösterir. Dikkatli olmanız gerekiyor kardeşlerim. Evet. Dördüncü sorumuz, evde fare görmek demiş kardeşimiz. Evet, evde fare görmek. Tabii evde fareyi dolaşırken görürsek, birçok farenin dolaştığını görürsek, bu aylarda sağlığımıza, saatimize dikkat etmemiz gerektiğini gösterir. Eğer büyük fareleri evde dolaşırken görürsek toplu halde. Burada sağlığımıza, saatimize, para harcamamıza, maddiyatımıza dikkat etmemiz gerektiğini işaret eder. Eğer küçük fareler topluluğu görürsek, her ne olursa olsun küçük fareler topluluğu görürsek, burada yapmamız gereken şey, müjde verici bir takım haberler gelebilir ve bunu sevdiğimiz, saydığımız bir takım insanlarla paylaşabileceğimize işarettir. Ve yine küçük fareleri toplu halde gördüğümüzde, bu düğün, söz, nişan, güzel ortamlarda kendimizi bulabileceğimizi yine işaret eder. Ve son soru, rüyada fare beslemek. Rüyada eğer küçük bir fare besliyorsak, kardeşlerim, Allah izin verirse birçok müjde verici habere ulaşabileceğimize, sevinçli durumlar yaşayacağımıza, bizi üzen veya üzülmüş olduğumuz bir takım haberler varsa bunlardan sıyrılacağımıza işarettir. Bekar olan hanım kardeşimiz, bekar olan beyefendi erkek kardeşimiz eğer rüyada fare besliyorsa, kendi kısmetiyle alakalı veya kısmetleriyle alakalı güzel haberler duymasına yine işarettir. Rüyada büyük fare beslemek. Eğer rüyada büyük bir fare evde besliyorsanız, buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yakınınızda, çok yakınınızda olan biri size zarar verebileceğini, sizin hakkınızda konuşabileceğini, sizin bir takım sırlarınızı dışarıya söyleyebileceğini gösterir. Rüyada büyük fare her zaman İmam-ı Nablusi, Cafer-i Sadık ve Kirmani, Abdülgani'ye göre tehlikeyi arz eder. Kıymetli kardeşlerim, saman altında su yürütmeye benzer bu iş. Evet, büyük fareler genelde lağımlarda olur biliyorsunuz. O yüzden sessizce, sinsice size yaklaşıp bilgilerinizi, düşüncelerinizi veya sizin, büyük fare için konuşuyorum, sizin hakkınızda bir takım bilgiler alıp, bir takım sırlarınızı daha doğrusu alıp dışarıda bir takım insanlara verecek kişilerin yakınınızda bulunduğunu gösterir. Kıymetli dostlarım, büyük fare görenler için söylüyorum. Evinize giren veya iş yerinize giren veya çıkan kim olursa olsun, birkaç ay sırlarınızı lütfen kimseyle paylaşmayın. Kıymetli dostlarım, yine güzel ve hayırlı rüyalar görmeniz dileğiyle özel içerikli videolar çekmeye devam edeceğiz. Sizlerle olmaya devam edeceğiz. Lütfen dualarınıza talibiz. Dualarınıza bize yer verin. Kucak dolusu sevgiler, muhabbetler yolluyor. Sizi tüm kainatın sahibi olan Yüce Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.